Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda Team of the Season nedir, ne değildir ve nasıl hazırlanılır bundan bahsedeceğim. Arka planda gameplay göreceksiniz. FUT Champions'dan bir kısmı, bir kısmı paketler, bir kısmı Division Rivals'dan bizim oynadığımız maçlar, yeni takımımızla, rüya takımımızla yaptığımız maçları göreceksiniz. Şimdi Team of the Season ne zaman başlıyor? Team of the Season bugün bu video yayına girerken başlıyor. Saat 8 itibariyle başlıyor. Neyle başlayacak? Team of the Season, Community Team of the Season'a, yani topluluğun seçtiği 23 kişiden oluşan kadroyla başlayacak. Bunu tabii ki oylarla belirledik biz. EA Sports paylaştı bunu. Bunun yanında neler gelebilir? EFL, yani İngiltere liglerinin oluşturduğu Team of the Season gelebilir bunun yanında. Geçen senelerden referans olarak söylüyorum bunları. Yoksa bu sene bizim elimize geçen herhangi bir istihbarat olduğundan değil. Bunların gelmesi ne demek oluyor? 18 kişilik veya 23 kişilik kadrolar paketlerden çıkabiliyor. Her hafta, her Team of the Season için, yani EFL için, Premier League için, Community için, Bundesliga için vesaire vesaire ikişer tane de garantili kadro kurma görevi geldi geçen sene. Bu sene olur mu? Bilmiyoruz. Olabilir, olma ihtimali var. İlla ki EA Sports bir şekilde Team of the Season zamanında insanların kazandığı coinleri de çekmeye çalışacaktır marketten diye tahmin ediyoruz. Şimdi ne dedik? Bu hafta Community Team of the Season yüksek ihtimalle yanında bir ufak lig daha gelecek. Bu arada güzel bir oyuncu daha çekiyoruz burada, görüyorsunuz. Bu hafta nasıl hazırlanacağımıza dair şeylerin ipucusu da aynen burada gözüküyor. Haftaya Premier Lig'in gelmesini bekliyorum. Geçen sene öyle oldu ve ondan önceki senelerde de hep Premier Lig'in ön saflarda ve EA'in elindeki önemli bir koz olarak önceden insanlara para harcatmak için çıkarıldığını gördük zaten. Öyle olacağını yine tahmin ediyoruz ve çok da çok süper kartlar gelecek. Bu Team of the Season zamanında oyuncuların normal kartlarından veya son aldıkları inform kartlarından üstüne 7-8 ekleyebilirsiniz. O tarz kartlar gelecek, atıyorum. Mesela Community Team of the Season'da ismi geçen, oylamaya katılan oyunculardan bir tanesi Jagne'ydi. Jagne 75 ratingdi sanırım ya da 76 ratingdi. Eğer bir Team of the Season alırsa muhtemelen artı 10 koyarlar üzerine diye tahmin ediyorum. Daha düşük ratingli adamlara muhtemelen daha yüksek bir boost verecekler ve daha cazip kılmaya çalışacaklar onları diye tahmin ediyorum. Jagne'nin 87-88'lik bir kartının gelebileceğini düşünüyorum. Veya Burak Yılmaz'ın aynı şekilde gelebilir. Veya İbrahimovic'in gelebilir. Bu Community Team of the Season'da bu arada daha önceden sene içinde inform almamış, yani most consistent dediğimiz en istikrarlı oyunculardan oluşacak bu takım. Öyle olacağını tahmin ediyoruz. Geçen senelerde böyle oldu. Bundan sonra ne gelecek? Premier League dedik. 2 gün aralıkta sanırım Premier League SBC şey çıkıyor. Team of the Season çıkıyor. Cuma günleri çıkacak bunlar bu arada. Team of the Season çıktıktan 2 gün sonra bir SBC verecek garantili. Bir Team of the Season isteyen bir kadro istemişti geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Bir Team of the Season ve 83 ratingli bir kadro istemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yanında 2 gün sonra tekrardan bir tane daha getiriyorlar bunlardan. Yani garantili olarak çıkarma ihtimalimiz oluyor. Kötü bir şey çıkarırsak tekrardan onu verip tekrardan alabiliyoruz. Dikkat etmekte fayda var bunları. Marketten almak tabii ki hep daha mantıklı olacak ama paket açacağız, keyfine bakacağız. Ve bu esnada da tabii ki League SBC'lerin ben 2 haftadır, 3 haftadır devamlı yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim, tamamlayacağım ve yarın da 1 milyonluk bir paket açılışı olacak. Onu da beklemenizi öneriyorum. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 8'de başlayacağım ben de paketlerimi açmaya. Bunu bugün önceden kaydetmiş oluyorum. Bundan sonra La Liga'nın geleceğini tahmin ediyoruz. Güzel kartlar olacak. Bundesliga'nın geleceğini tahmin ediyoruz. Ligue 1 ve Calcio A ikisi beraber geliyor genellikle. Öyle olacağını tahmin ediyorum. Yine o hafta çok güzel paketlerin en çok açılması aslında gereken hafta o hafta. Son olarak da Ultimate Team of the Season dediğimiz tüm Team of the Season'lardan en iyilerinin seçildiği bir 23 kişilik kadro çıkacak paketlere. Bu burada muhtemelen minimumu 93-94 olacak ve paketten çıkarmaları inanılmaz zor oluyor bu kartları. Geçmişten gelen tecrübelere dayanarak söylüyorum bunu. Yine de bir SBC'si gelecek diye hatırlıyorum ve tahmin ediyorum. Bunun yanında geçen senelerde olan bir olay daha vardı. Geçen sene oldu sanırım bu sadece. Bu haftanın ortasında çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani salı falan çıkabilir bu. Bunlar tamamen bu arada geçen seneye göre yapılan şeyler, tahminler bu arada. Bir Rest of the World, yani geri kalan büyük liglerin yanındaki liglerden
bir potpourri yapıyorlar. 49'dan bire yani 50 tane oyuncu seçtiler geçen sene ve bunları atıyorum 49'dan 40'a. 39'dan 30'a falan şeklinde böyle 5 hafta boyunca çıkardılar. En sonuncusunda tabii ki 9'dan 1'e en iyi 10 Rest of the World oyuncusu oyun yani atıyorum 93'lük 94'lük Jonas kartı falan geldi diye hatırlıyorum geçen sene. Tabii ki bayağı vakit oldu, 1 sene oldu ve bunları direkt kafadan hatırlamak kolay olmuyor ama böyle olacağını tahmin ediyorum. Bunları her hafta çıkardılar ve bunlar paketlerden de çok çıkan oyuncular. Team of the Season'da nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlardan bir tanesi oyuncuların fiyatları hep düşecek. Bundan sonra hep düşecek. Belki 83'lük, 84'lük, 82'lik oyuncuların fiyatları biraz daha tutunabilir. Çünkü bu SBC'lerde gerekecek bu oyuncular. Ama genel olarak fiyatların hep düşeceğini ve piyasanın eriyeceğini tahmin etmek güç değil. Bunun yanında ne demek lazım? Paket açmaya devam etmemiz lazım. Nasıl paket açacağız? Biliyorsunuz bizim metodumuzu Twitter'da veya işte YouTube'da, Twitch'te dönme dolap olarak da geçen bronz paketler. Bunların bronz yükseltmeye gitmeleri ve bunların aynı şekilde lig görevlerine giderek sınırsız bir döngü içinde paket açmamız. Ben her hafta her Team of the Season için 1 milyonluk paket açılışı yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde yine de takipte kalmanızı öneriyorum. Onları ben size zaten bahsedeceğim yani. Hem Twitter'dan bahsediyorum hem YouTube'dan aynı şekilde güzel şeyler çıkarırsak tabii ki paylaşacağız. Şeye giden, rüya takıma giden yolda yaptığımız, edindiğimiz başarıları tabii ki paylaşacağız. Bu şekilde Team of the Season zamanı, yani çok fazla kendinizi bu upgrade paketlerine de kaptırmayın. Haftalık görevlere çok dikkat edin. Haftalık görevleri bu sene EA bayağı popüler hale getirdi. Haftalık görevlerden alacağınız paketleri saklayabilirsiniz. Yani oradan tabii ki Team of the Season oyuncuları da alabilirsiniz. Onları garantili görevlere vermeniz de söz konusu olabilir. Bu arada görüyorsunuz takımımızdan memnunuz ama gameplay'den hiç memnun değiliz. Gameplay'de saçmalıklar olduğunu her zaman söylüyorum ve her zaman da bunların canımı sıktığını söylüyorum. Oyunun istikrarsız olduğundan hep bahsettik bu sene. Görüyorsunuz bu şekilde benim Team of the Season'la ilgili bahsedeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Sorularınız olursa, yorumlarınız olursa bundan sonraki videoda cevaplamaya gayret gösteririm. Bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir Del Piero Screamer ile 90+1 Screamer ile size veda edeceğiz. En sonunda da bu arada Foot Champions ödüllerimizi görüyorsunuz. Sadece kırmızı pikimizi görüyorsunuz. 12 tane 11 galibiyet aldık. 11 galibiyet 3 ya da 4 mağlubiyetle bitirdik. Yine 13-14 maçta falan kaldık. Çünkü daha fazla oynamak içimden gelmedi ama bugünlük benden bu kadar. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.